Merhaba sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Bu hafta da birbirinden ilginç iki öyküyle karşınızdayız. Hani bazı duygular vardır, ne kadar uzağında olsanız sanki yanınızdaymış gibi içinizi sızlatır. İşte bu akşamki iki öykümüz de böylesine öyküler. Birisi genç, birisi küçük, iki kızın acıklı öyküsü. Evet, ilk dosyamız Karaman'dan. Şerife Dağlı 20 yaşındaydı. İyi bir işi, kendisini çok seven bir ailesi vardı. Şerife'nin o sabah işe gitmek için evden çıkarken pek dikkat çekecek bir hali yoktu. Saat 8'de arkadaşları Suat ve Fatoş'la kahvaltı etmek için sözleşmişti. Fakat geç kalmıştı. Annesinden dolmuş parası aldı ve koşarcasına evden çıktı. Sabah da güzel, normal çıktı. Yani cuma günü gidiyor, kıyafetlerine çıktı. Geç kaldım anne dedi, 5.000 lira aldı. Mülke binecekti. Şerife saat 8'de arkadaşlarıyla iş yerinde buluşup kahvaltı yapacaktı. İş yerinde arkadaşları Fatoş ve Suat onu epeyce beklediler. Fakat Şerife randevusuna gitmedi. Ya da gidemedi. Şerife'nin kaçırıldığı ancak akşam eve gitmeyince anlaşıldı. Herkese haber salındı. Şerife'nin nişanlısı Metin de evdeydi. Ulaşamadıkları insanlara telefon ediyorlardı. Şerife'nin nerede olabileceğini araştırıyorlar fakat hiçbir sonuç alamıyorlar. Aile perişan olmuştu. Çaresizlik içerisinde Şerife'den gelecek haber bekleniyordu. Evet sevgili izleyicilerim, bundan sonrasını Şerife'nin abi Eyüp'ün yazdığı mektuptan dinleyelim. Günler gelip geçiyor fakat ne bir ipucu ne de haber alabiliyorduk. Allah'ım, sanki aklımızı kaybedecek duruma gelmiştik. Artık beklemek ve dua etmekten başka çaremiz kalmamıştı. Bütün arkadaşlarıyla görüştük. Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Sanki yer yarılmış, kız kardeşim içine girmişti. Fala inanma, faltızda kalma derler ya, işte biz de yapacak bir şeyimiz olmadığı için çalmadığımız falcı kapısı kalmadı. Sanki hepsi birlik olmuş gibi kardeşimin 3 erkek bir kadın tarafından bir arabayla götürüldüğünü, yaşadığını, sulak bir yerde ağaçlıklar içinde bir evde olduğunu, en geç cumaya kadar ölü veya diri ondan bir haber alacağımızı söylüyorlardı. Bunun üzerine canımız, namusumuz, bir tanemiz, her şeyimizi dağ taş her yerde aradık ama nafile bulamadık. Her zaman açık sözlü ve dürüst olan, yabancılarla konuşmayan, herkesi kendi gibi sanan, kimsenin arabasına binmeyen, en ufak bir şeyde dahi eve telefon edip merak etmeyin şuradayım diyen biri nasıl oluyordu da hiçbir görgü tanığı olmadan, zorlamaya maruz kalmadan ortadan kayboluyordu. Aklımız mantığımız bir türlü kabul etmiyordu. Artık düşünemez duruma gelmiştik. Sanki kapı çalınacak, ben geldim diyecek diye bekliyorduk. Ne yazık ki Dağlı ailesi Şerife'yi boşuna bekledi. Çünkü o bir daha gelmeyecek. Cuma günü başkomiser Muhammed'den telefon geldi. Yanına gelmemi söyledi. Sanki sevinçten uçuyordum. Kendi kendime kardeşimi, gülümü buldular diyordum. Önce dayım ve Şerife'nin nişanlısı Metin'in yanına gittim. Oradan bir minibüse binerek yola çıktım. Sorduğum bütün sorular yanıtsız kalıyor. Hiç kimse benimle bir kelime konuşmuyordu. Dayım ve Metin ağlıyordu. Anlam veremedim. Kafamı kaldırdığımda hastanenin kapısından içeri girdik. Hala konuşmuyorlardı. İçimi bir korku kapladı. Bir odaya girdik. Doktorun elleri kanlıydı. Masada kardeşimin nüfus duruyordu. İşte o an her şeyin sonu gelmiş gibi bağırıyor, ağlıyor, sağa sola koşarak kardeşimi görmek istediğimi söylüyordum. Ama çırpınışlarım boşunaydı. Benim bir tanem, gülüm artık yaşamıyordu. Evet, Şerife Dağlı kayboluşundan bir hafta sonra bir kooperatif inşaatında öldürülmüş olarak bulundu. Otopsi raporuna göre bulunuşundan 3 saat kadar önce öldürülmüştü. Evet, bir hafta. Şerife'yi bir hafta ellerinde niye tuttular? Bir hesapları mı vardı? Gelin biz şimdi sevgili izleyiciler, Şerife'nin hayatındaki varsa karanlık noktalara bir göz atalım. Şerife, kardeşi Eyüp'ün de anlattığı gibi herkesle iyi geçinen, sevilen ve hiçbir problemi olmayan bir insandı. Ama son zamanlarda garip davranışları herkesin dikkatini çeken olmuştu. Buna neden de aldığı tehdit dolu bir telefondu. Şaşadığı girdik herhalde. Böyle böyle Metin telefon geldi bana dedi. Nasıl bir telefon dedim. Ya sen öleceksin dedi. Ya da kocan dul kalacak dedi. Yani gizden biri dul kalacak dedi. Sesini tanıyorsun dedim. Hayır tanımıyorum dedi. Ben de bunu emredim çünkü tanımadığını. Belki tanıyordu, korktu söyleyemedi bana.
En son 21 Ocak Cuma günü gördüm. Keyfi yoktu. Moral çok bozuktu. Ayrıca bir de ağladı burada. Ağladı, devamlı ağladı. Ben sordum. Sadece abisine üzüldüğünü söyledi. Ama ben inanmadım, zorladım. Her zaman öyle ben bir şey sorduğum zaman yanıtlardı yani. Karşımda yanıtsız kalmazdı. Yani durumunu anlatırdı, derdini anlatırdı. O gün hiçbir şey söylemek istemediği gibi benden de sıkıldı. Açıkçası sıkıldı yani. Evet, Şerife böyle garip olaylar yaşarken kayboldu. Kimselere derdini açamayan Şerife'yi tehdit edenler mi kaçırdı, yoksa bu olay bir rastlantı mıydı? Eldeki veriler ve Şerife'nin kaçırıldıktan bir hafta sonra öldürülmesi olayın hiç de rastlantı olmadığını gösteriyor. İyi ama o zaman Şerife'yi önce kaçırıp sonra niye öldürdüler? Hırsızlık için öldürmüş olsalar tamam, 5 tane bilezik vardı kolunda. Bir tane de burma, 5-6 burma bir tane bilezik vardı. 6 tane. Hani onun için öldürmüş olsalar bile boynunda zincir vardı. Ucunda kolye. Küpeleri ve parmağında 3 tane yüzük var. Sadece bilezikler gitmiş. Hani kardeşim burada bir olaya tanık oldu. Ve bu olayın tanık sonunda da susturuldu imajı var benim içimde. Telefon eden kişi, yani o imajda bir telefon ettikten sonra öldürmeyi bile göze alır yani. Peşinde çok insan dolaştığını söyledi ama isim vermiyordu. Mafyacı bunlar. Ama herhalde bu kış sularına geldi. Çocuğu susturamadılar. 5-6 gün gezdirdiler. Ondan sonra baktı olacağı yok. Çocuklar çocuğumu öldürdüler. Şerife'nin kaçırıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmiyor. Yaklaşık bir hafta ne yaptığı, nasıl yaşadığı da biliniyor. Ama bu süre içerisinde hiçbir haber gönderememesi, hiç kimseye görünmemesi de doğrusu olacak şey değil. Yalnız yapılan araştırmalara göre öldürülmesi oldukça basit. Hayır! Hayır! Dur! Bu olayı enteresan kılan bir başka şey de kooperatif inşaatındaki bekçinin ölüm olayından 3-4 gün önce olay yeri civarında şüpheli kişiler görmesiydi. Bu kişiler orada ne arıyorlardı? Adamları görelim, 4 gün oldu. Ben burada çalışıyorum başkanın arabada. Bir arabayla gelmişler, 2-3 kişiyi gördü. He. Onlar seni çağırdı, sen yanlarına varmadın. Varmadım, koydum gittim ben. 3 kişilerdi. He, 3 kişiydi. Hepsi bıyıklıydı. Hepsi bıyıklıydı. Şey tamam, o bana bıyıklı şey, 40-45 yaşlarında var yani. Diğerleri? O diğerleri de aynı yani, 35 o aralarda. 35 yaş. Birisi göbekliydi, göbekliydi. O pala bıyıklı dediğimin üzerinde uzun boylu, zayıf, siyah parça vardı cibine, başı kasketliydi. Öbür ikinci kişi, şişman olmayan da diğeri. O da zayıfrak, uzun boylu, az zayıfrak bir şey yani ince de, uzun zayıfrak bir şeydi. Bir başka şüpheli nokta da Şerife'nin ölümünü yerel radyoya bildiren kişiydi. Kimdi bu adam? Şerife'yi öldüren katil mi, yoksa sıradan bir tanık mı? Olayın görgü tanıkları yok. Fakat yalnız tek bir kişi var, erkek sesi, o da radyoya telefon eden. Kibar, kalın konuşmalı bir erkek sesi. Olayı ihbar eden kişinin cinayeti işlemiş kişi olabileceği görüşünü savunuyorlar. Evet, Karamanlı güzel Şerife böylesine vahşi bir şekilde öldürüldü. Ailesi şimdi onun katilini arıyor. Hele abi Eyüp'ün şu sözlerine dikkat edin. İnsanın yüreğini sızlatıyor. Şerife ölmedi. O her zaman içimizde yaşayacak. Onunla geçirdiğimiz günleri anacak ve anlatacağız. Sen rahat uyu kardeşim. Kanın yerde kalmayacak. Evet. Şerife ve Şerifelerin kanı yerde kalmamalı. Şimdi buradan olayı bilenlere, görenlere sesleniyorum. Lütfen beni arayın. Arayın ki cinayetler karanlıkta kalmasın. Az sonra bir başka dosyayla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Merhaba sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Evet. Gelelim ikinci dosyamıza. Küçücük bir kız. 8 yaşında. Adı Çiğdem Şengül. Bundan tam 5 yıl önce kayıplara karıştı. Ne yapıyorsun Şengül? Ne yapıyorsun? Ben yaptım, sen yaptın.
Tamam hadi geliyorum. Gönderin bana geri çek. Geri çene. Küçük Çiğdem'in kaçırılışını kimse görmemişti. İlkokul 2. sınıfta okuyan Küçük Çiğdem, Beykoz'da yaşayan Erdal Şengül'ün 4 çocuğundan en küçüğüydü. O gün okuldan erken dönmüştü. Geldi okuldan yani. O gün de 3 ders yaptılar. Toplantısı vardı. Biz buraya yani halamlar vardı, annemler vardı. Çamaşır yıkıyorduk yani. Geldi dersini yaptı. Ne bileyim ders kapattı işte gitti. Biz de buraya yemek yedi yani. Yemek yedikten sonra çıktı. Daha görmedik işte o kadar. Çocuğu ablasına söyledi. Ben oynamaya gidiyorum abla dedi kapıda. Öyle gitti. Her zamanki yani gidiş bir gidiş gider. Gidip oynayan bir çocuk yani. Bizim kapımızda mesela şurada. Uzaklara bir gidişi yoktu ki. Bilmiyorum yani gitmezdi uzaklara çünkü. Ben hatta çocuklara soruyordum. Kızım dedim hani Fener Çiğdem nerede diyorum. Dediler anne kapıda oynuyor diyorlar. Bu kıza soruyordum. Öbürü okuldaydı. Bu da bana dedi ki anne kapıda oynuyor diyordu çocuklarla diyordu. Öyle işte ne bileyim her zaman oynayan bir çocuk yani böyle bir şey yoktu ki şüphelenelim bunalalım korkalım. Küçük Çiğdem'in kaybolduğu ancak bir müddet sonra anlaşıldı. Anne ve kardeşleri telaşlanmıştı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola koşuşturup Çiğdem'i sordular. Baba Şengül ise kahvedeydi. Kızının kayboluşunu ancak ikindi vakti kahveye gelen bir komşusundan öğrendi. Önce çocuktu, bir yerde oynuyordu diye fazla önemsemedi. Fakat akşama kadar Çiğdem ortaya çıkmayınca durum değişti. Bu arada Erdal Şengül'ün amcasının oğlu Mehmet Şengül'ün evine gelen esrarengiz bir telefon işleri iyice karıştırdı. Aile bir anda büyük bir endişeye kapıldı. Telefondaki ses Çiğdem'in kaçırıldığını söylüyor. Bu telefon oldukça ilginçti. Çünkü o sıralarda Erdal Şengül'ün evinde telefon yoktu. Amcasının oğlu Mehmet'le karşılıklı evlerde oturuyorlardı ve Mehmet Şengül'ün de evine telefon yeni bağlanmıştı. Ve telefonla arayan bütün bunları biliyordu. Hayret bir şey. Peki kimdi bu arayan? Yoksa Çiğdem o mu kaçırmıştı? Bütün aile amcaoğlu Mehmet'in evinde beklemeye başladı. O sıralarda eve kimliği belirsiz kişiler tarafından tam 7 kez telefon edildi. Ama her defasında hiçbir şey söylenmiyor, telefon bir süre sonra kapatılıyordu. Dinlemeye alınmasına rağmen telefonlardan da bir sonuç alınamamıştı. Artık Şengül ailesi için çabuk solu günler başlamıştı. 7 sefer varmış. Telefonda 2 sefer konuşmuş, diğerlerine konuşmamış. Devamlı biz konuşuyoruz, yalvarıyoruz, para verelim, Çiğdem bizden konuştur. Hiçbirine şey yapmadı. Küçük Çiğdem'in kayboluşu bütün mahalleliği ayağa kaldırmıştı. Her gece nöbet tutuluyor, Küçük Çiğdem'in dönmesi umutla bekleniyordu. Oysa günler geçip gidiyor, Çiğdem'den hiçbir haber çıkmıyordu. Ailesi kadar mahalleli de şaşkındı. Bir günü kahvede otururken Tedler bu akşam beklemeyelim. 3-4 kişi böyle karar aldılar. Ben hatta Tedim niye beklemeyeceğim ben çocuğumu ölünceye kadar amatiri ama sağ bekleyeceğim falan. Kümüşsü mindikasının köşe başlarını kesmiştik o zaman işte. Hep köşe başlarında, evler aralarında. Yani bir hırsız gibi bekliyoruz her gece sabahlara kadar. Artı o gece ben bekleyeceğim dedim. Beni ikna ettiler. Ve o akşam beklemedik. 11. gece beklemedik. Aramızda bu. Yani bu kişi bizi yani kafadan beri aramızda gibi yapılan bir hareket yani. Sonuna kadar telefonlar dinlenme alındığını biliyor. Ne yaptığımızı, hareketlerin hepsini biliyor. Çünkü bilmeyen kişi bunu yapması mümkün değil yani. Gerçekten de Çiğdem'i kaçıran ailenin ve mahallenin ne yaptığını biliyor. Onları adım adım izliyordu. Bu arada Çiğdem'den hiçbir haber alınamadı. Ta ki aradan 12 gün geçinceye. Mahallenin 20 yıllık sütçüsü Nurtenak Yıldız o gün her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde işe çıktı. Dönüşünde günlerdir mahallelinin beklediği korkunç manzarayla yüz yüze geldi. Sokak ortasında küçük bir çocuğun cesedi duruyordu. Yakından baktığında gördüğü Çiğdem'den başkası değildi. Evet, eli kanlı katil ya da katiller Çiğdem'i öldürmüş, sonra da mahalleye getirip bırakmışlardı. Mahalleli bu olaydan çok sarsıldı. Ailesi ise zaten bitmişti. İyi ama Çiğdem'i niçin önce kaçırıp sonra öldürmüşlerdi? Bu yüzden çevreden yüzlerce insanın ifadesi alındı. Bu arada mahalleli de bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Herkes olaya bir başka açıdan bakıyor,
şüpheli gördüğü kişi veya kişileri polise anlatarak olayı çözmeye çalışıyordu. Bunlardan iki tanesi polis tarafından ciddi bulunmuştu. Biri Mustafa Karanfil'in anlattıkları, diğeri de Çiğdem'in sınıf arkadaşının Nuri'nin söyledikleriydi. Karanfil, mahallede tanımadığı bir adamın biri kız, diğer erkek iki çocuğu şüpheli bir biçimde götürdüğünü söylemişti. Nuri ise Çiğdem'i iki kişinin bir arabaya bindirdiğini görmüştü. Ama bu iki araştırmadan da bir sonuç alınamadı. Evet, Beykoz'da Çiğdem kaçırıldıktan 12 gün sonra iple boğulmuş bir halde evlerin arkasında bulundu. Polise göre Çiğdem görmemesi gereken bir olayı görmüş olabilirdi ya da babası kahvehanede kumar oynattığı için öldürülmüş olabilirdi. Bu iki olasılıktan da bir sonuç alınamadı. Oynanıyor, okey oynandı. Ufak ufak mı bundan, paradan şundan bundan ne ilgisi var? Veya benim borcum, alacağım kimse varsa ortaya çıksın, konuşsun. Bu işler olabilir, olmayabilir demiyorum ama böyle bir şey mümkün değil. Ben kabul etmiyorum. Ortağım da var, ortağımda bir şey yapabilirsiniz. Hiç kimse yok, hiç kimseyle kavga ettiğim yok, hiç kimseyle bir şey yaptığım yok. Çiğdem sanki yani yer yaralı yere girdi. Lakin bu işi yapan içimizde bir kişidir. İçimizden biridir, bizi iyi bir takip etti ve bu işi bitirdi. Yani dışarıdan gelsin biri at, şey yapsın, bıraksın, inanmıyorum. Artı çocuk eğer dışarıda öldürseydi, yani dışarıda bırakıp, yani öldürüp tapuya niye getirildi diyeceksin bana. Onlara bir şeyini yaptık. Bir çubuk ormanına, bir deniz kenarına, bir koruya niye atılmadı? O zaman katil dışarıda. O zaman polis daha rahat bunu çalışıp bulacaktı. Şöyle bu mahalleye koyuyor onu. Ne yapıyor? O mahalleye katil yapıyor. Kendisi evden çıkıp rahatlıyor. Bundan başka bir alternatif yok yani. Ben düşünemiyorum. Beykozlu Şengül ailesi tam 5 yıldır kızları Çiğdem'in acısıyla yaşıyorlar. Dileğim başka ailelerin bu acıyı yaşamamaları. Şimdi buradan olayı bilenlere ve görenlere sesleniyorum. Bildiğiniz, gördüğünüz bir şey varsa lütfen beni arayın. Arayın ki cinayetler karanlıkta kalmasın. Az sonra 6 aylık beraberliğimizin ilginç kısa görüntüleriyle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Cesedin üzerinde boynuz vardı. Boynuz vardı. Boynuz vardı. Sandırarak sırık kalem var. Sırıklar çık çık çık. Buradan çıkar, buraya atın. Evet sevgili seyirciler. Tam 25 haftadır beraberiz. Bu 25 haftalık beraberlikte ayrı meçhul cinayet dosyalarını tozlu raflardan indirdik, kamuoyunun gözleri önüne serdik. Kiminde çaresizliği yaşadık, kiminde umutsuzluğa kapıldık. Ama başarılı olduklarımızla da bir nebze olsun sevindik. Oysa bizim hiçbir kurumun yerini almaya ya da onun işlevini üstlenmeye niyetimiz yoktu. Zaten yaptıklarımız da bunun kanıtıdır. Ama kim ne derse desin, vatandaşın yüreğindeki acıyı bilen bilir. Yıllar geçse de adaletin yerini bulması için çırpınan, çaba harcayan yüzlerce ana baba bu programa gereken ilgi gösterdi. Dahası var, biz hiçbir zaman adalet dağıtan bir rol üstlenmedik. Amacımız adalete küçük de olsa katkıda bulunmaktı. Bunu da hakkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Evet, gerisi lafı güzel. Ben bugüne kadar bizden şikayet eden bir hakime, bir savcıya, bir polise asla rastlamadım. Ama teşekkür edenine çok rastladım. İsterseniz şimdi biraz geriye gidip ekrana getirdiğimiz dosyalardan enteresan görüntüler izleyelim. Sandıklı'da 1986 yılında Recep Çetinkaya yakılarak öldürüldü. Döviz ve oto işiyle uğraşan Çetinkaya'nın katil zanlısı olarak oto tamircisi Kader Kırkpınar gözaltına alındı. Ancak 2 yıl süren yargılamadan sonra Kader Kırkpınar delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. İşte bu olaydan tam 6 yıl sonra katil kim? Recep Çetinkaya dosyasını yeniden kamuoyunun gündemine getirdi. Yeni tanıkların yer aldığı program davanın yeniden açılmasını sağladı.
Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı katil kimde yayınlanan yeni belge ve bilgiler ışığında hazırlık soruşturması açtı. Katil Kim programı ikinci önemli adımını ilk kez bir cinayetin katillerinin yakalanmasını sağlamakla attı. Cihangir'de öldürülen bakkal Ali Paşa Şahin'in katilleri katil kime gelen bir ihbarla kısa sürede polis tarafından yakalandı. Dükkanın içine girdik, dedik işte bize bir alet sigara falan alalım. Adam da girdi, işte sonunda oturmuştu zaten. Adam dedi, şey satmıyorum dedi hemşerim. Niye hemşerim? Tabii biraz eşyemiz de ikişik olduğu için de oluşuyorsa. Satmıyorum ya, benim zevkim değil mi? Ya hemşerim sen burada açmışsın iş yapmaya. Artık orada yani biraz sarılmış olduğunu anladım. Satmıyorum dedi, elini burasına çekti. Önce silahı çekti, silahı görünce ben artık kendi silahıma sarıldım. Onda arkadaş tabi ben onunla konuşma halinde olduğum için o silahı gördüğü gibi o benden önce çekmişti herhalde. O anda boğuşma anında silah sesleri geldi bu taraftan. Yani bizim olduğumuz bölgeden. Ben farkında değilim. Sonradan baktım benim şeyimde iki tane mermi çıkmış. O arkadaşın tabancasına baktık sonradan tabi. Onda da bir tane çıkmıştı. Artık o arkadaş da bilmiyorum. Düşman sahibi mi? Artık nedir bizden şüphelenme durumu nasıl onu da bilemeyeceğim. Baktım arkadaşlar koşarak geliyorlar. Ben dedim ya hayırdır niye koşuyorsunuz? Dedi koşun dedi. Niye koşalım dedi ya soru sormak koş dedi. Ben de koştum gittim. Gittik eve durumu anlattılar. İşte sigaraydı bir ev parası yüzünden tartıştık. Sarkoştu adam bize silah çekti. Biz de vurmak zorunda kaldık. Aşiret cinayeti çözüldü. Katil Kim programı sadece vatandaşların başvurduğu bir program değil. Aynı zamanda devletin bazı kurumlarının da yardımına koşan bir program oldu. İşte bunun örneği. Bolu Jandarma Olay Komutanlığı hem otoyolunda işlenen ve hem katilleri hem de maktullerinin meşhur olduğu bir cinayetin çözümsüzlüğü üzerine bize başvurdu. Ve Katil Kim'de yayınlanan fotoğraflar cinayeti kimlerin işlediği ve nasıl işlediğini ortaya çıkardı. Aşiret kimin başkanlığında ne karar aldı? Bizim amca devreş almış. Dedi bu adamları toplayacaksın. Ve Hame Örnek, Necda Örnek öldürdü. Abdülkadir Örnek, Şeyh Hasan Örnek öldürdü. Öyle. Aile meclisi kararı mı oluyor? İşte öyle. Evet. Acısıyla, tatlısıyla tam bir 25 hafta geçti aradan. Katil kime, emeği geçen bütün ekip adına hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Sevginiz bizimle olsun.